Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere grup prize kablo nasıl takılır bunu göstereceğim. Bağlantı şekli bu grup prizlerde ikili de, üçlü de, dörtlü, beşli, altılı, sekizli, onlu fark etmez. Hepsinde aynıdır. Bağladığım, gösterdiğim şekli hepsinde uygulayabilirsiniz. Vico marka grup prizin bağlantısını göstereceğim ben sizlere. Eskiden ön tarafından 3 tane vida sökülüp ön komple çıkardı. Şimdi yeni modellerde bunlar şu arka tarafına ufak bir kapak koydular, iki tane tutan. Şunları sökmenize gerek yoktur. Şuradaki sadece iki tane vidayı tornavida, normal bir kontrol kalemiyle söküyoruz. Daha sonra kabloyu tutan bir klips var. Bunu da yerinden çıkaralım. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane bağlantı yeri vardır. Buralara kablo bağlayacağız. Bunları da gevşetelim. Bu 3 tane yere şu 3 tane yere kabloları takıp üstten vidalarını sıkacağız. Kablomuzun ucunu açalım. Bir falçata veya bıçak yardımıyla yaklaşık 4 santim, yani şöyle göstereyim, 3 parmak kadar 3 tane parmağınızı koyun. Hani santim hesabını yapamadığınız zaman söylüyorum. 3 tane parmağınızı koyun. Şuradan tutun. Şu kadar kısmı açacağız buradan. Üç tane kablo vardır bunun içinde. Bunların uçlarını da açalım. Yaklaşık yarım santim kadar uçlarını açalım ve şöylece kıvıralım uçlarını. Hani dağınık olmaması için kıvıralım, toplu halde dursunlar. Prizimizi alalım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu şu sarı yeşil çizgili olan kabloyu ortaya takmamızdır. En fazla burada buna dikkat edeceğiz. Ortaya takalım. Hemen onu unutmadan. Çünkü bu topraklama kablosudur. Bunu ortaya takmamız gerekiyor ki şuralarda prizde buna taktığınız alette çamaşır makinesi olur, buzdolabı olur. Bunda bir kaçak olduğu zaman bu sarı kablo içeriden bağlantılarla şuradaki demirlere gelmektedir. Burada da kaçak olduğu zaman bu topraklamaya gider, toprağa gider. Yani bu sarıyı ortaya bağlamamız gerekiyor. Diğer kalan iki tane kablo, mavi ve kahverengi, hangi tarafa taktığımız önemli değil. Bunları da takalım. Taktıktan sonra da şöyle bir bakalım hafiften. Hani takabilmiş miyiz diye, yerinde mi diye, gevşek kalmaması önemli. Eğer gevşek kalırsa ark yapar. Şu kablonun fazlalığını şöylece içeriye yatırıp şuradaki yuvaya koyuyoruz bunu. Kabloyu tutan şu klipsi söktüğümüz yere takalım tekrar kablonun üstüne. Bu kabloyu sabitlemek içindir. Bir çektiğiniz zaman, asıldığınız zaman kablo yerinden çıkmasın diye, şuradaki bağlantılara yük binmemesi için kabloyu sabitlemek içindir. Bunu da yaptıktan sonra üst kapağını takıp vidalarını sıkabiliriz. İşlemimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.